Şimdi tabii ki otele girdik. Girer girmez Bülent Hanım çok gergindi. Alışverişleri yaptık, geliyoruz. Hayatım benim. Can. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Bülent Hanımcığım. Bir olay çıkacağı ve bir her an her şey olabileceği belliydi yani. Bir tartışma çıkacağı, bir şey olacağı. Onu ben şey yaptım, hissettim. İnanmıyorum. Çünkü olmayan bir şey. Hastalık mı? Evet. Ama siz ya gibi da, de... Ya da hasta olan insan hastaneye gider. Ama siz otelde yatıyorsunuz, duydum. Çarşaflar kirlenmiş. Ve siz çarşaflarla birlikte yan yana o kirli çarşaflarla yatıyormuşsunuz. Ben şaşkınlık içindeyim. Yok, hemen değiştirdik. Yok, çarşafların bir de resmini çekmişsiniz. Bu nasıl bir ruh yapısı? Ben şaşırıyorum, ben böyle bir şey görmedim. Siz inanmadığınız için ben çektim İshal'imi. Ay, öyle mi? Evet, Bülent Hanım inanmıyor hastalığıma. Ne olacak ki? İnansam ne olacak? Benim inanıp inanmamam. Siz bir de bu hasta halinizle ben soruşturdum aşağıda. Odanıza neler geldi, neler gitti. O halinizle beyaz peynir, kızarmış ekmek yesin. Ben hiçbir şey yemedim ki. Yemediniz mi? Hayır. Ben adisyonları size getirttireyim mi? Odaya neler geldiğine dair. Hayır, iki kez muz. Ve bugün sizin odanıza bugün sabah kaşar peynirli omlet. Ve iade edildi. İade etti. Evet. Kim iade etti? Siz istediniz. Ben istemedim. Kim istedi? Biz, kendi kendine mi geliyor bunlar? Evet, hayır, ben hiçbir şey istemedim. Zaten yemedim ki. Ama sizi ben zaten o şeyde gördüm, uçakta gördüm. İki defa servis aldınız. Servisin biri gitti, biri geldi. Karidesleri yediniz. Yemedim İki karidesleri, bıraktım. Ben kör müyüm hanımefendi? Ben kör müyüm değil. Siz göremezsiniz uzaktan. Hayır, uzaktan yanımda... değil, siz orada uçta oturuyordunuz. Yanımdaki de sorun iade ettiğimi. Hasta insan yemek yiyemez. Sen hakikaten patates yemen lazım. Meyve suyu da, evet. Hayır, meyve suyu. Hayır, odasına işte gelen gidenler burada. Ya. Adisyonlar. Ay, ben patates, sadece patates, haşlama. Safiyeciğim. Siz hayal denizinde yüzüyorsunuz. Hep hayalde kalmışsınız. Hep hayalde kalmışsınız. O nasıl denir? Hollywood'larda bilmem ne. Siz Allah aşkınıza Hollywood'da ne yaptınız? Siz bana bir söyler misiniz? Ben mi? Ha. Film mi çektiniz? Ne yaptınız? Kapısından geçtiyseniz ne hala? Yok, kapısından geçmedim ama Gürbüz Bey sizi dedi. Ha. Dünya tanımalı ve aldı götürdü 8 ay. Ne oldu, dünya tanıdı mı sizi? Ama eşim orada rahatsızlanıp vefat edince Türkiye'ye döndüm. Bunu herkes evet biliyor. Türkiye'de rakibin yok, dünya starı olmalısın. Nerede Türkiye'de rakibiniz yok? Öyle dedi siz bana. Siz bir Türkiye... O söyleyebilir. Yaşlı ne adam. Ya ne yaşlı? Size yaşlı bir de tabii şey olduğu nesi için, yaşlıydı? Sizinle birlikte yaşadığı için tabii ki size metiyeler sunacak. Güzelden siz hayatınız ama boyunca bir Türkan Şoray olabildiniz mi? Bir Fatma Girik olabildiniz mi? Bir Hülya Koçyiğit olabildiniz Türkiye'nin mi? Türkiye'nin en önemli starıyım, belki de birinci. Siz? Evet. Türkan Hanım'dan veya diğer ben... Kare Aslan da. Evet. Filiz Hanım evet falan. O işte siz hayalde yüzüyorsunuz. Evet. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bir dakika. Esmerlerde Türkan Şoray, sarışınlarda Banu Alkan. Onu siz söylüyorsunuz. Söylüyorum. Kendi kendinize, kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Hayır, Türk halkı oraya getirdi beni. Siz Türk kendi... halkı getirdi. Ne halkı? Halk böyle şey söylemez. Bırakın. Bu noktaya getirdi. Onu söylemez.
Çünkü Türk halkı benim bir filmimin kopyası. Mihenk taşıdır ve çok iyi bilir ki, çok iyi bilir kimin ne olduğunu. Evet. Siz bu kare asın içerisine girmek. O başka, onlar bizden evveldi. Ay siz zaten 60 yaşında varsınız. Nerede neyse. 60 yaşında? Kaç yaşındasınız? Valla siz kendinizle karıştırıyorsunuz. Ay bir dakika, ben 1 Nisan 1961 doğumluyum, herkes bilir. 61. Evet. Siz Oya Aydoğan'la beraber yarışmaya girip de... O benden 3-4 yaş büyüktü o zaman. Oya Aydoğan 59 yaşındaydı öldüğünde hanımefendi. Oya Aydoğan yıllardır siz benden büyüksünüz diye tartışmamız olmuştur. Siz zaten Oya Aydoğan'la savaştınız çünkü orada birinci gelemediniz diye kuyruk acınız vardı. Yok, ben birinciydim. Ama siz 60 yaşındasınız veya 59'sunuz. Ne olursa olsun. Ben 55 sorun o değil. Yaşındayım. Siz bence... Ben 55 yaşındayım. Siz psikopatsınız. Psikopatsınız. Ne? Evet, ne? Siz psikopatsınız. Siz o geçmişle avunan insansınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Psikopat. Evet. Da geçmişle avunanlar. Ha geçmişle. Ne veriyorsunuz şu anda siz? Her şey. Ne? Her şey. Bana bir tane verinizden bahsedin. Milyonlarca verim var. Ne var? Her şey. Ne üretiyorsunuz? Filmlerim, şovgörlüğüm, şarkılarım, her şey. Şarkılarınız. Evet. Ay bir de hadsizsiniz de siz. Yani. Ben size gerçeklerden bahsediyorum. Hayır, ben size asıl gerçeklerden bahsediyorum. Siz oradan evet. Vurmaya çalışıyorsunuz dünyanın en akıllı insanı. Siz bir şu Hollywood'lardan biraz Kapı Kule'ye doğru gelin de hanımefendi. Hollywood'a geldim. Hollywood. Kapı Kule'ye doğru gelin biraz. Ya Banu Hanım daha Hollywood'dan çıkamadı Bülent ya Hanım. Ya bir dakika, niye yani ya çıkmayalım? Çıkamadım vallahi. Niye çıkayım oradan maşallah. Safiye? Evet. Ya, hayır giremedi ki çıksın. Kendi kendine hayal görüyor. Ya. Çok mu akıllısınız? Çok. Hanımefendi en son zamanda ne filmleri yaptınız? Ben ürettim zaten 42 tane film. Bundan sonra yapmasam ne olur? Ayrıca bir şey daha hangi söyleyeceğim. Hangi filmleri yaptınız? Bugün ben mi? Evet. Bir nikah masası. Ha. Bir Afrodit. Yani parmaklarınızın bir, ucuna güzel, basa basa. O da bir güzellik. O da bir güzellik. O güzellikti. Onu zaten biz kabul siz ettik. Siz derdiniz parmak ben ucunuzu yerim. Her zaman dediniz. Söylerim. Parmak ucuna basarak bu kadar ama zarif söyledi, yürüyen vallahi bir kadın söyledi. Olamaz. O da bir, evet. O da bir kabiliyet. O, ama yani o havuzun kenarından yürüdünüz. Ama onu yürümek de çok zordu. Canım o zerafet ister. Hala yürüyor musun? Zaten tepeden tırnağa böyle biri yok demiyor kimse diyemezdi. Ama yani... Bir Türkan Hanım, bir o Kare As'taki Hülya Hanım, Fatma, toprakları o Fatma böyle ellerini parçalar. Yani Filiz Hanım moderndir falan filan. Yani Bülent siz Hanım, ben sadece ben 42 gösteriş. Tane hiç öyle değildi. Tabii ki ben siz yaz ayında kürk kullanan kadınsınız ayın. Oh my god, ben bak, sıcağı çok sevmem. İngilizce biliyorsunuz herhalde çok iyi. Little, just a little. Belli oluyor. Ama Bülent'ciğim aklımla baş edemez. Hayır mümkün nasıl edemem? Nasıl aklınla baş edemem? Söylüyorum hayır, işte. Hayır, saygım sonsuz biliyorsunuz. Çok da severim. Bakın beni ama sevmeyin. Sevmeniz ama önemli yani değil. Bu kadar? Ama yani hastayım deyip insanların böyle şeyle oynamayın. Siz hasta değilsiniz. Öyle mi? Ayrıca hastaysanız da zayıflama ilacı aldınız. Mideniz perişan oldu. Ay, hayal mi? Hakikaten yo. Öyle diyorlar. Gerçekten mi? Hayal mi? Şizofrenilik bir durum var böyle düşünenler. Doğru işte. Hakikaten öyle bir şey mi var? Bu şeyden... Air Condition'dan hayatımda, gelen bir... Hayatımda art niyetli insanlardan çok korkmuşumdur. Günahıma giriyorsunuz. Siz inancı olan bir insansınız. Ben o zaman tuvalette 5-6 kere kustum uçakta. E tabii ki de. Çünkü ama o ilaçlar ben insanı zehirliyor. Ben hayatımda başım varsa alan kadın değilim. Niye? Öyle bir huy bu. E çantanızdan benim, ilaçlar çıktı. Nerede çıktı? Sadece verdiği bana bir tansiyon ilacına gittim o kadar. Bir de o şeyler, çikolatalar, yok bilmem neler.
Ben hayatımda böyle şey görmedim. Aslında senin bir serum yemen lazımdı. Havaalanında ona iğne yapmak istediler, yaptırmadı. Yaptırsaydı sen olmayacaktın, hasta olmayacaktın. Sen de maşallah... Hastaysan... Boğazına düşkün... Bana bak, beni dinle. Ay çok sinirlisiniz ama... Beni dinle. Evet. Hasta insan hastaneye yatar, gider. Hepimiz de ziyarete gideriz. Bugün serum doktor takılı. Geldi, bugün evet. Doktor, doktor geldi. Doktor hiçbir şeyinizin taktın. Olmadığını söyledi. Ve neler üretmişsiniz? Yok zayıflama. Ben hayatımda değil zayıflama hapı başım ağrısı alan bir kadın ama değilim. Ama siz kompleksizsiniz zaten. Neden? Tuvalete İftiralar... kalkarken bile üzerinize böyle bir şeyler sarıyorsunuz ki buradaki yağlarınız görünmesin diye. Yok tak, bebeğim tak. Hiçbir yağım yok kuzum. Daha bak. Ne yapacaksın ayol şu yok, haline bebeğim, bak. Olur mu 96-90? 90-60-90. 90-60-90. Tabii. Yani. Gerçek bir starla uğraşmayın lütfen. Öyle Burcu, mi? Burcu, canım. Yaz. Hakikaten yaz. Acaba size mi yazık, bana mı? Bana ne yazık olacak? Yapmadım. Yapan sensin. Ben hastayım. Ay. Ne hastasın? Havaalanı doktoru... Odana girilmiyormuş. Ay! Ne bir şey mi oldu? Ne yaptın? Ay, ay sinirlen. Nereye gidiyorsun Bülent Hanım? Dur. Bülent'ciğim nereye gidiyorsun? Söylediği pek çok lafın dışında Bülent Ersoy'un Banu Hanım'ın kendisine verdiği cevaplarla ilgili bazı şoklar yaşadım. Çünkü işte mesela kilolarınızı örtmek için üstünüze bir sürü şey alıyorsunuz gibi bir şey söyledi Bülent Hanım. O da bana yo hayır benim hiç fazla kilom yok, yağım bile yok. Bebeğim gibi bir cevap verince insan ister istemez... Düşünüyor yani. Ben de öyle biraz düşüncelere daldım açıkçası. Ben hayatım boyunca 3-4 kilom var ise de her zaman kendime yakıştırmışımdır. Hayatım boyunca zayıflamayı değil, en ufak bir şekilde gıdamdan kesmemeyi bilen bir kadınım. Çünkü ben hayatta hücremi eritmem. O bakımdan yerim, yediğiniz sürece yeni hücre oluşur. O yüzden bunun çok iyi bilincinde olduğum için ben öyle zayıflayanlara da böyle şaşar kalırım. Ha? Aa! Nereye gidiyor ya? Aa! Bülent Hanım inançlı bir inancı olan bir insan biliyorum. O tür iftiralar, o tür bağırmalar, çağırmalar hiç yakıştıramadım doğrusu. Bülent Hanım'ın edepsizliğiyle baş edemem ama aklıyla baş ederim. O benim aklımla hiç edemez. Ama inancı olan bir kadının bu şekilde bana iftira atması beni açıkçası çok üzdü. Bülent Hanım da gergin ya, sinirli. Sinirli. Tuttu kadın kendini, tuttu. En sonunda patladı. Patladı ki hem de nasıl? Bülent iyi patladı herhalde, ayyuka çıktı. Lobi yerinden oynadı. O da gergin. Ama iftiralar, iftiralar. Bu ne ayıp bir şey ya. Benim zaten her dakika oda temizleniyor. Hayatım. Ve sen de kendi ağzınla söylüyorsun şimdi. Değil çektim kendim. Sen de onun gibi olma. Ha ben onun gibi olmuyorum. Hayır, hem öyle değil diyorsun, hem yaptım diyorsun. Olabilir, hasta olmuş olabilirsin. Ne demek öyle olabilir şey hastalık? Ya, ne hasta demek? Hasta olmuş olabilirsin. Bunu ses tonunu da çıkarırsınız bir kere böyle. Safiye Hanım gördü, bütün ter içinde, soğuk ter döküyor dedi kardeşim. Ama Bülent Hanım haklıydı. Bak, yemin ederim haklıydı. Ha benim biraz sinir uçlarım alındığı için yani sinirlenirim ama böyledir balık burcu, böyledir. Durur birden patlar. O patlama anım gelmesin benim de. Zayıflama hapı, ben hayatımda hiçbir zaman değil zayıflama hapı. Hücre eriyecek diye mümkün değil yani. Mümkün hep değil. Şimdi patates bir şeyler ye. Bu zaten pirinç patates. Pirinç çapası falan ye. Evet. Anladın mı? Evet. Yani böyle bir edepsizlikle bana böyle saldırması beni açıkçası çok üzdü. Ama hastalığa inanmak lazım.
Ben 4 gündür çekiyorum. Ya Safiye'cim zaten o kadar kötüyüm ki bebeğim. Yani normal konuşabildim şimdi. Tamam, çok tamam. Tansiyonum düşüyor yani. Ya çok... tansiyonum düştü, Allah Allah. Bir şey getireyim. Şu portakal suyunu bir isterseniz. Portakal suyu ama bozar. Ne getireyim ben? Ben ne yapalım? Su, ne su, su. Su getirelim mi? Evet, su, su. Su, su istiyoruz. Yani Banu biraz bana şey geldi. Ya kurgulu geldi gibi geliyor. Kurgulu geldi yani. Düşündü, taşındı, bir şeyler ilgi çekmek istedi. Ay. Senin pirinç lapası yemen lazım. Pirinç lapası ve şey yedim zaten. Bir şey ye, ondan sonra yağsız bir şeyler ye. Bak 2 gündür seni bekliyoruz iyi olasın diye. Güzelim benim. Ay, ay kıyamam ya. Bak, ay nasıl bak, sen arkadan buz gibi terliyor ya. Bak şuraya. Gerçekten şuna bak. Benimle hiç kimse baş edemez. Yanlış hiçbir şekilde benimle bana işlemez. Ben güzelliklerle dolu bir kadınım. İnsani yönü çok güçlü olan bir kadınım. Ben doğru yolumdan asla şaşmam. Kimse bana bir şey yapamaz. Ben bunlara hak edecek bir şey yapmadım Safiyeciğim. Yani ben böyle haksızlıklara gelemiyorum bebeğim. Ben dünyanın en samimi insanıyım. Anladım da. Yani merak etti. O da merak etti seni. 2 gündür odandan çıkamıyorsun. Evet, hepimiz de üzülüyoruz. 4 gözle seni bekliyoruz. Hani bir an önce gezimize gidelim. Ben zaten orayı terk etmeyi düşünmedim. Çünkü ben haklıyım. Haklı olduğum şeyde inancım da son derece güçlü bir insanım ben. Doğru yol bir tane dediğim gibi ben asla orayı değil terk etmek. O da cevap vermek istedim. Ve verdim de. Biraz zaten oynayınca hemen kusma geliyor ve ay sakın ha. Ben hemen gideyim bebeğim. Dur ben sen. Kaldırayım mı? Ben kalkarım. Aa, dur ben dur sana yardım edeyim. Ah. Allah ay bebeğim Allah. Benim. Ya, nasıl? Nasıl? Çok teşekkürler. Çok mersi bebeğim. Tabii çok da Ceyma. Ay nasıl başım? Ay, ay, dur ay, bakayım başım döndü. Terbiyesiz, yalancı, bir de hastaymış. Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Ben yemem, onlara kandırırsın sen ancak. Beni kandıramazsın. Agob'un kazı gibi böyle yutuyor. Neren hasta, neyin hasta? Terbiyesiz, bir de ne yapıyormuş. Çıksın inşallah. Allah kahretsin. Öyle bu bitikle bilmem neyle çıktığım için. Ben de kabahat zaten. Ben de kabahat. Dakika bir bu gol bir. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ah! Ay! Abi bir şey oldu galiba. Kan kan koş koş koş. Koş. Ay o ne? Ay Mehmet. Ay canım yanıyor ya. Güzelleri.